Doğanın dengesinde hiçbir şey olmaz. Bak bizim en saçma taraflarımızdan bir tanesi daha kendini bilmezken doğa için endişelenmeye kalkmamız. O kadar abuk bir davranış ki bu. Ee, rahmetli George Carlin vardı Amerikalı bir stand-upçı. Onun mesela bir gösterisinde anlattığı bir hikaye var. Diyor ki işte plastik çıktı her tarafta plastik atıkları var. Millet işte bilmem kaç bin senede plastik çözülmüyor. Herkes diyor çok dertleniyor diyor. Kardeşim diyor bir sakin diyor ya. Belki diyor doğa seni kendi başına plastiği yapamadığı için yaptı. Sen plastiği yaptıktan sonra seni yok edip bu plastiği başka bir şeyde kullanacak. Ne biliyorsun diyor ya. Bu kibrin nereden geliyor diyor mesela. Çok son derece mantıklı. İnsan şu anda ne kadar kalabalık, yıkıcı, kirletici, gürültücü gözükürse gözüksün. 4,5 milyar yıllık dünyanın 3,5 milyar yıllık canlılık tarihinde son 50 bin senedir burada olan bir hıçkırıktır ya. Silkeledi mi gider yani. Bir depremde başımıza gelenleri görüyorsunuz. İnsanın doğaya kalıcı bir zarar vereceğini zannetmesi kadar büyük bir ahmaklık ben hayatımda görmedim. Doğayı hiç bilmediğimiz buradan ortaya çıkıyor. Tabiat seni dümdüz eder, yeryüzünden siler. Zira şimdiye kadar tarihte 5 tane büyük yok oluş var. Özellikle en yakında olan 250 milyon yıl kadar önceki dünyadaki canlı türlerin %92'si ortadan kalkmış. Bak ortama, lay lay lam, takılıyoruz hepimiz. Doğanın umurunda değil yok oluşlar. Ve bizim tek endişe etmemiz gereken şey kendi geleceğimiz, insan geleceği ve bireysel geleceğimiz.